Birmanya'da 20 yıl sonra yapılan ilk seçimlerden sürpriz bir sonuç çıkmadı. Askeri Cunta'nın desteklediği Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi oyların %80'ini aldığını açıkladı. Ana Muhalefet Partisi seçimleri adil olmayacağı gerekçesiyle boykot etmişti. Seçimlere katılan diğer muhalif partiler de sandığa hile karıştığını öne sürüyor. Henüz seçim sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ülkede gerginlikler başladı bile. Bu seçim pek diğer seçimlere benzemiyordu. Ne kaç kişinin oy kullandığı hakkında resmi bir açıklama yapıldı, ne de oy sayımının yabancı gözlemciler tarafından denetlenmesine izin verildi. Seçimlerde parlamentonun alt ve üst kanadıyla 14 bölgesel meclisin yeni üyeleri belirleniyordu. Seçimlere toplam 37 parti katıldı. Ancak katılan 3 bin adayın %70'inden fazlası askeri junta ile bağlantılıydı. Şimdi askeri juntanın desteklediği Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi, seçimlerden yüzde %80 gibi bir oyla çıktığını savunuyor. Birmanya'dan gelen ilk sonuçlar askeri rejimin desteklediği Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi'nin birçok seçim bölgesinde önde gittiğini gösteriyor. Etnik partiler de kendi bölgelerinde iyi sonuç alacak gibi görünüyor. Ancak resmi sonuçların ne zaman açıklanacağını henüz bilmiyoruz. Birmanya'da bu 20 yıl sonra gidilen ilk seçimdi. 1990'daki seçimleri demokrasi yanlısı muhalif lider Angsan Suçi ezici bir çoğunlukla kazanmış ancak askeri yönetim iktidarı kendisine devretmemişti. Angsan Suçi'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği bu seçimleri adil olmayacağı gerekçesiyle boykot etmişti. Ve bu boykot kararına karşı çıkan demokrasi yanlıları Ulusal Demokratik Güç Partisi altında seçime girmişlerdi. Ben insanların kongredeki sesi olacağım diyordu bu muhalif siyasetçi. Haklarını savunacağım. Ancak seçimde başarı yakalaması beklenen demokrasi yanlılarının sayıları oldukça az. Muhalefet partileri seçimlere hile karıştırıldığını savunuyor. Batılı hükümetler de seçimlerin özgür ve adil olmadığını söylüyor. Fakat bunların bir manya siyaseti üzerinde pek bir etkisi olması beklenmiyor. I Generallerin uluslararası toplumun kaygılarını çok dikkate alacaklarını sanmıyorum. İktidarı ellerinde tutmak istiyorlar. Anayasayı kendi lehlerine olacak şekilde değiştirdiler. Şimdi bu seçimler yapıldı ve seçimlere de hile karıştığı söyleniyor. Böylece ordu iktidarda kalmaya devam edecek. Askeri junta tarafından yazılan bir manya anayasası, yeni parlamentoda sandalyelerin %25'inin ordu mensuplarına verilmesini öngörüyordu. Bu nedenle ordunun ve ordu destekli partilerin elinde önemli bir veto gücü söz konusu. Birmanya'da şimdi asıl korkuysa merkezi yönetime karşı ayaklanan etnik grupların şiddet kullanılarak bastırılması. Etnik Karenler Tayland sınırı yakınlarında Birmanya ordusuyla çatışmalara girdi. Çatışmalar seçimleri protesto eden bazı Karen isyancıların seçim bürolarını basması üzerine başlamıştı. Şimdi 15 bin kadar etnik Karen'in Tayland'a sığındığı sanılıyor. Birmanya'da güç dengesi bu seçimlerle oynayacak gibi görünmüyor. Ancak demokrasi yanlıları az bir değişim bile hiçbir şeyin değişmemesinden iyidir diyor.